Hardware Plus'tan herkese selamlar. Aydoğan'la beraber bugün ilk defa bizim haberini yaptığımız bir olaydan bahsedeceğiz. Zaten başlıkta da gördünüz. Acaba Nothing Türkiye'ye mi geliyor diye bir haber yaptık. Büyük ihtimalle gerçekten geliyor. Yani çünkü hani adımlar atılmış belli. Çünkü Evofon distribütörlüğünde geleceği neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Aydoğan senden aldım bunu. Ya şöyle zaten yani Evofon'u özellikle tabii ki Xiaomi'den biliyorsunuz. Farklı farklı işte HTC'yi de sonra PetKit ürünlerini falan da getiren distribütör ama Türkiye'ye tanıtan diyebiliriz. Yani. Ve marka aynı zamanda işte rally takımı olan GP World ile başlayan, tam adını burada yazarız şimdi aklıma gelmedi. Bu takıma sponsor, yıllardır sponsor ve hep şey sponsorlukları görürüz. İşte üstünde Evofon yazar ve genellikle Xiaomi logosunu falan görürüz haliyle onların distribütörleri olduğu için. Bu sene ki 2 gün önce başladı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde 2-3 gün önce çıktı diyelim. Rally Bodrum başladı. Evet. Bodrum Rally 2023 başladı. Ve orada da özellikle bir tane Lancer araçta, Evo araçta işte Evofon giydirmesi ve aynı zamanda üstünde de Nothing logosu. GP gördük. Garage My Team. GP Garage My Team'de. Gördük hatta tabii ki eski Xiaomi yöneticisi İrfan Bey de paylaşmış o görseli. Zaten biz de sizlerle paylaşırız onu ekran görüntüsü olarak. Sonrasında ben işte o takımın Instagram hesabına girdim. Birden fazla araçta da var. Yani Evofon'un sponsorluğu görünen araçların hepsinde işte üst tarafta camda bir de kapı tarafında Nothing logoları yer alıyor. O noktalı noktalar olarak. Sonuçta Evofon'un sponsor olduğu araçta Nothing logosu niye olsun? Ki aynı zamanda diğer logolara bakarsanız bazılarında Xiaomi logosu var, işte PetKit'in logosu var. Yani Evofon'un distribütörlüğünü yaptığı markaların logoları var. Evet. Daha duyurmadı. Hani resmi bir duyuru herhangi bir yerden çıkmadı. Evofon da daha duyurmadı ama büyük ihtimalle Evofon ilk reklamını böyle bir gizli reklam gibi daha bülten vesaire geçmeden anladığımız kadarıyla orada yapıyor. Biz de buradan diyoruz ki ha demek ki Evofon Nothing'i Türkiye'ye getiren bir distribütör olacak. Evet yani buna çok sevindim bu arada. Çünkü Nothing gibi bir markanın Türkiye'ye gelmesini belki de en çok isteyenlerden biri bendim. Lansmanını yaptım, değerlendirmesini yaptım. Birçok kişi merakla izledi. Teşekkür ederim tekrardan onlara. Gerçekten de merak edilen bir marka ve telefon oldu aslında. Şirket olarak da böyle standart bir şirket de değiller aslında. Biraz böyle kopuk bir şirket, eğlenceli bir şirketler. Zaten hani Nothing'in globaldeki önemini ki Nothing'i sevenlerin hepsi yine bu birazcık geek nerd dediğimiz tarz. Evet. Yani teknolojiye fazla meraklı. Niye? Daha öncesinde şu an artık bildiğiniz Oppo olan OnePlus diye bir firma var. Bunu ortaya çıkaran kişilerden biri olan Carpe'yi o OnePlus'tan ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurdu ve adını Nothing zaten adı bile hiçbir şey. Birazcık burada ben Elon Musk'ın o Boring Company'ye falan benzer bir şey görüyorum. Nothing diye bir firma koydu ve çıkardığı telefonda özellikle işte arkasındaki tasarımıyla ve yine fiyat performans şeyinden giderek mesela işte 8 Gen 1 zamanında 778 G Plus kullanan bir telefondan ilk kullanan 778 G Plus'ı ilk kullanan telefon. Özellikle şu hani 778 G'den farkı da arka tarafta kablosuz şarj özelliğinin gelmesi ve 778 G'nin de overclock edilmiş bir hali olarak da geliyor. Şu anda ülkemizde tek bu işlemci telefon var. O da Honor 70. Bundan da bahsedebilirim. Bu açıdan baktığımızda önemliydi. Bir de tasarım olarak hani iPhone tasarımı Android'e uyarlayıp bir de arkada işte LED aydınlatmayla beraber Glyph arıyor. Aynen. Bambaşka bir şeye evrilmiş oldu. Fiyat performans dengesinde de 500 dolara çıkmıştı. Yine tabii ki o fiyatlar rakipleri vesaire vardı ama fazlasıyla ilgi gördü ki Carpe kendisi zaten işte Elon Musk gibi biraz böyle çok dikkat çeken, eğlenceli olan hatta Nothing'in YouTube kanalına girin bakın. İşte biz de videodan önce konuştuk. iPhone 14 Pro, işte OnePlus 11 ve en son S23 Ultra'yı kendisi inceliyor. Yani bir markanın CEO'su diğer rakiplerini inceliyor. Böyle bir gariplikti. Oksimoron bir durum. Aynen kesinlikle. Böyle bir durumda bizim de özellikle o eski OnePlus tayfasını çok merak ettiği bir marka olarak dikkat çekiyordu. Ha tabii ki şeyi bilmiyoruz. Hani Evofon kaç adet getirecek? Evet. Nasıl getirecek? Hangi fiyatla yani gelecek? Yani getirecek diyorum artık. Ben onu gördükten sonra hani garanti olarak diyorum. Sonuçta niye reklamını koysun? Getirmeyeceği bir ürünün. Bu açıdan önemli. Ama işte ne zaman geleceği, nasıl geleceği de var. Çünkü şu an elimizde bir Nothing Phone 1 var telefon olarak. İki aksesuarları getirirse var. De Ear 1 ile Ear 2 var.
Başka bir şey yok. Bunun dışında şu an elimizde evet bir şey yok. Hani büyük ihtimalle yaz aylarında geçen sene Temmuz'da çıktığı için yine benzer bir durumda Nothing Phone 2'yi göreceğiz. Zaten hani 2 ile beraber mi girecek Türkiye'ye? Belki. 1'i alıp sonradan mı 2 alacak vesaire, bunları zamanla göreceğiz. Zaten MWC'de de şöyle bir duyuru yapmışlardı. Snapdragon'la beraber, hani Qualcomm diyeyim ana şirket olarak baktığınızda, yeni Nothing Phone'da 8 Plus Gen 1'in kullanacağı üstünde anlaşma sağlamışlardı. Yani onu şöyle açıklamışlardı yani. Şöyle bir durum vardı orada da. Normalde geçtiğimiz sene MWC'de konsept cihazını evet. Nothing Phone sundu MWC'de. Bu sene herhangi bir şey çıkmadı ama o da böyle bir garip bir sızıntıydı. Qualcomm'un yöneticilerinden biri LinkedIn'de işte Carpay ile beraber çekildikleri fotoğrafta yeni Nothing Phone'da, Phone 2'de 8 Plus Gen 1 kullanacağı konusunda anlaştık gibi bir şey diyerek i̇şte yeni amiral sonunda. Gemisi katili OnePlus tarafında hep diyorduk ki ona. Şimdi Nothing için diyeceğiz onları. Ben biraz fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Çıktığı zaman Londra'daki fiyatları, yani aslında pound fiyatlarını söyleyeceğim sizlere. 828'i 400 pound'dan çıkmış. 8256'sı 450 pound'dan. 12256'ı ise 500 pound'dan çıkmıştı. Şu andaki güncel euro kurlarıyla ben Türk lirasına çevirdiğimde ve vergilere eklediğimde ülkemizde ne kadara satılır onu sizlere söyleyeceğim hemen. İlk olarak bakacağımız tabii ki de 828'lik versiyonu. Burada baktığımızda 388 euroya satılıyormuş şu anda, Almanya fiyatı olarak söylüyorum. Üzerine vergileri, yani Kültür Bakanlığı payının %1'liği, TRT bandrol ücretinin %12'liği, ÖTV payının %50'si ve KDV payına %18'i eklediğimde total fiyat baz model için 16.530 lira tekabül ediyor bu şu anda. Burada böyle A Haber'deki gibi. Aynen A Haber'deki o vergi kısmı gibi söyleyebiliriz. ÖTV indirimini vurgularken. Bunun dışında 8256'lık versiyonu şu anda 425 euroya Almanya'da satılıyor. Onun da yine vergilerin eklenmiş haliyle 18.106 liraya denk geldiğini söyleyeyim. Ve son olarak da 12256'nın versiyonunda 510 euroya satılıyor ve dolu versiyon olarak da yine vergilerin eklenmiş haliyle 21.727 lira yapıyor şu anda 12256'lık versiyonu. Ben gelecekse 12256'nın geleceğini kesinlikle düşünmüyorum. 828 ve 8256'nın gelebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde fiyatlandırması İlk olur. Başta tek model de gelebilir. Çünkü marka olarak gelmiyor. Yani Nothing evet. Türkiye'ye geliyor değil. Nothing distribütör üzerinden Türkiye'de dağıtılacak. Aynen. Yani işte Xiaomi'nin Türkiye'ye gelmesinden önce Evofon'un dağıtması gibi. Yani distribütör garantili olur anladığımız yani kadarıyla. Biz onu aslında ithalatçı bile diyebiliriz aslında baktığında. Çünkü direkt Evofon marka olarak getiriyor. Başka hani şey yapmıyor direkt. Yani şey de olabilir mi onu bilemiyoruz tabii ki. Hani sadece distribütörün yanı sıra belki burada yine Evofon'un ofisinde Xiaomi oluşunu zamanında gördüğümüz gibi belki burada bir Nothing Türkiye yetkilisi vesaire durumu olabilir, da olabilir. Yani bunlarla alakalı şu an en ufak bir bilgimiz yok. Hiç sıfır yok. Yani. Sadece biz burada Nothing'in orada logosu varsa Nothing Türkiye'ye geliyordur. Bu kadar düz bir mantıkla bunu yapıyoruz ki. Hızlıca özelliklerinden bahsetmek gerekirse Nothing Phone 1'in 8,3 mm'lik inceliği, 193,5 gram ağırlığı var. 6,55 inçlik Full HD Plus OLED 120 Hz bir panelimiz var. Yani LTPO yoktu o dönem için. 240 Hz dokunma hassasiyeti. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekranda 10 bit HDR10 Plus desteği varken 402 ppi 1200 nit'e kadar çıkabilen bir parlaklığı var. Zaten konuştuk, 778G Plus'la geliyor. İşte 812, 128-256 depolama ama bunlar LPDDR5 ve UFS 3.1. Kamerada 50 megapiksel Sony'nin IMX766 ana sensörü var. Biz bunu nerede gördük? Xiaomi 12'de gördük. 50 megapiksellik Samsung'un JN1 sensörü, geniş açılı sensörü var. Galiba bu da yine son evet. şey 12 serisinde Xiaomi'nin vardı ama iki arka kameramız var Nothing Phone 1'de. Önde de 16 megapiksellik Sony'nin IMX471 ön kamerası var. 4K çekim yapabiliyor. 4500 mAh bataryayı 33 Watt'la şarj ediyor. Ama şarj aleti kutudan çıkmıyor. Power Delivery 3.0 Quick Charge 4.0 destekli şarj aletleriyle şarj edebiliyorsunuz. 15 Watt kablosuz, 5 Watt tersine şarj desteği var. Bir diğer yandan IP53 sertifika, stereo hoparlör, çift SIM desteğiyle geliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve haliyle 5G desteğimiz de var. NFC'de bulunuyor. Bu arada Nothing'in vurguladığı şeylerden biri 3 Android sürümünü alacak ki 12'yi almıştı. 13'ü alıyor olacak. 4 yılda güvenlik güncellemesi alacakmış ama 2 ayda bir alacak. Yani aylık olarak değil, 2 ayda bir verileceği söylenmiş. Bunlar ne kadar tutuluyor tutulmuyor Türkiye'de olmadığı için bilemiyoruz ama ben zaten takip ediyorum, veriyorlar. Bir sıkıntı olmazdı. Zaten şöyle bir rahatlığı var. Nothing OS kullanıyor yani arayüz olarak ama saf Android'in işte glitch arayüzünün olduğu, glimp arayüzünün olduğu
bir iki ufak ekleme yaptıkları ve genel hatlarıyla saf Android'e yakın. Evet. Yani güncelleme vermekte, optimizasyonda da tek telefon olduğu için zorlanmayacakları bir şey. Zaten şu anda herhangi bir şekilde işte sarı siteden ya da yurt dışından almışsanız ya da almayı planlarsanız bile Türkçe arayüz zaten desteği tabii var. Çünkü hani saf Android'den direkt aldığı için Türkçe içerisinde yer alıyor. Bu konuda bir problemi yok ama birazcık şov telefonu gibi olduğunu söylemek tabii lazım. Tabii ki, illaki. Yani o arkadaki aydınlatmasıyla beraber yeni versiyonda neler yaparlar? Buna RGB eklerler mi? Renk seçenekleri ne olur? İşte 8 Plus Gen 1 ile beraber neler değişir? Bunları göreceğiz. Şu anda herhangi bir sızıntı da yok yani tasarımsal olarak. O yüzden şu an için bir şey bilemiyoruz. Yani ama eksikliği yok bir telefonun, onu söyleyeyim yani. Bildiğin amiral gemisi bir telefon özelliklerini taşıyor. İşlemci bir kenara bırakırsam o da orta üst. Yani çerçevesi metal çerçeve. OIS var, IP53 var. Yani ekran şahane falan filan derken. Bir de şey var mesela, işte kılıf çıkıyor muydu kutu içeriğinden? Galiba o da çıkmıyor. Çıkmıyor, onu da ekstra olarak satıyorlar. Ama mesela bir şeffaf kılıf alırsanız galiba birçok insanın şeffaf kılıf kullanmak isteyeceği nadir telefonlar. Tabii canım. Çünkü arkadaki o ledleri göstermek için şey olacak. Yani, her zaman biz telefonu birçok insan tabii ki işte bildirim falan görmek için şu tarz koyar. Bunu da ters çevirip koymak biraz daha dikkat çok çekici fazla olacak. Özelliği var glif arayüzünün. Ben hani videosunda da bahsettim. Onu da linklere koyarım. Hani açıklama linkini orada koyarım. Oradan bakabilirsiniz telefon neler vaat ettiğine ama ben gelmelerinden çok mutluyum. Yani getirilmelerinden daha doğrusu çok mutluyum. İyi fiyata da getirilirse. Umarım. Yani dediğim fiyatlar bence bir tık yüksek. En azından şu an günümüz için ve özellikler olarak baktığımda sanki bir tık yüksek gibi ama rekabet her zaman rekabet. Bir de hani güzel tarafı şu, Türkiye telefonu gibi. Yani tabii. Türkiye'de çünkü biz artık işte tamam biz Xiaomi 13 Ultra, işte Mate 50 Pro'yu, ne bileyim iPhone 14 Pro'yu falan inceliyoruz. Ama hani herkes de yorumlarda gördüğünüz gibi doğruya doğru. Herkes artık hani işte 10.000 bandındaki telefonlara bakıyor bütçesine göre. Hatta 10.000 altı arayan çok insan oluyor. İyi bir telefon almak isteyen de artık 30.000'e 40.000'e çıkamayacağı için tam bu Natic Phone'un gireceği yani 20.000, 10.000, 20.000 arasındaki yere bakıyorlar. Buraya direkt girebilecek bir cihaz olduğu için de Natic Phone bu açıdan şey olacak. Bence önemli olacak. Şimdi Natic Phone 1 ile girse geç mi olur? Hayır, 778G Plus için hala şey ki yakında İşte Xiaomi 13 Lite ile 12 Lite'ın kıyaslamasını da yapacağım. Yani şunu söyleyebilirim. 778G, 778G Plus ve 7 Gen 1 arasında verimlilik dışında çok büyük bir fark yok gibi. O yüzden hala alınabilir, kullanılabilir bir telefon olacak. Türkiye'de de o telefonu göstermeyi çoğu insan sevdiği için uygun fiyat diyebileceğimiz, uygun değil kesinlikle ama İşte hani günümüz şartlarında fiyat performans cihazlar arasında belki de en dikkat çekici telefon olacağı için bence Türkiye'de de ilgi çekip tutabilecek bir telefon. Ben merakla bekliyorum. Siz aramızda alanlar olur mu onu da çok merak ediyorum. Belki yurt dışı, de almışlar vardır. Tabii yurt dışının olarak alan birçok insan tanıyorum gerçekten. Onlar da hala kullanıyorlar memnun bu şekilde. Onlar da tabii ki yorumlarda kendi görüşlerini, telefon deneyimlerini paylaşırsa gerçekten çok sevinirim. Peki sizler Natic Phone 1 gelirse veya 2 gelirse satın alır mısınız Türkiye garantili olarak? Lütfen sizler de kendi yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.